Erkeklerde sperm dondurma ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Sperm sayısının normalin altında olduğu durumlarda biz havuz dediğimiz yöntemle biriktirme işlemi uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla sperm dondurmak için hastamızı uygun zamanlarda çağırıp erken bir dönemde biriktirmek için sperm dondurma işlemlerini yani sperm freezing işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İşlem günü için yani mikroenjeksiyon günü için dondurulmuş sperme olan hastalarda da e, bizim de garantimiz olmuş oluyor bu şekilde. Bazen de ameliyatla sperm elde ettiğimiz vakalarda ameliyattan sonra elde ettiğimiz bu materyali hem mikroenjeksiyon için kullanabiliyoruz hem de dondurup saklayıp çiftin ikinci çocuk veya üçüncü çocuğu için ve te, bir sonraki tekrar denemeleri için de kullanmak üzere e, dondurulmuş olarak saklayabiliyoruz. Hangi erkeklere hastalara öneriyorsunuz sperm dondurmayı? Mutlaka sayısı normalin altında olan hastalar sperm dondurma için doktorlarıyla görüşebilirler. 1 milyonun altındaysa eğer sayı bazen çok çok daha düşük sayılarda dahi olabiliyor sperm dondurup saklamak avantajlı bir yöntem. Bugün Sağlık Bakanlığı da halen bu şekilde kritik değerlerde sperm sayısı az olan hastalar için sperm dondurmaya izin veriyor. Onun dışında mutlaka testiküler sperm alınan e, bu cerrahi yöntemle sperm elde edilen hastalarımızda da tekrar tekrar ameliyat olmamaları için ve ikinci üçüncü çocuk için spermlerini dondurup saklamak gelecek adına onlar için bir garanti sağlamış oluyor. Bundan hariç çok önemli bir konu var. Kemoterapi alan kanser tedavisi gören hastalarımızda da kemoterapiden önce, kanser tedavisine başlamadan önce e, yine doktorlarına da danışarak sperm dondurmalarını tavsiye ediyoruz. Dondurulmuş her bir sperm onların bu ilaçlardan etkilenmemiş olarak sağlıklı bir çocuk sahibi olmaları için bir güvencedir. Sperm dondurma işlemi öncesinde erkeğin yapması gereken e, bir hazırlık, uyması gereken kurallar var mı? Aslında basit kurallar var. Bizler sperm dondurma öncesinde bu bilgilendirmeleri de yapıyoruz hastalarımıza. İlaç kullanmamış olmalarını, o döneme ait bir hastalık geçirmemiş olmalarını tercih ediyoruz. Bugün biliyorsunuz artık Covid çok ciddi bir şekilde yayılım göstermiş halde. Viral enfeksiyonlar, başta Covid olmak üzere sperm parametrelerini etkileyen durumlar yaratabiliyor. Covid geçirmişse bu sürenin belli bir süre sonra sperm dondurmasını tercih ediyoruz. Geçirmeden önce dondurmuş olmak da daha sonrası için olabilecek bir komplikasyon açısından emniyet sağlayacağı için çocuk sahibi olmak isteyen beylere mutlaka öneriyoruz. Spermleri nasıl bir ortamda koruyorsunuz? Spermleri hep hastalarımız soruyor tanklarda duruyorlar mı hala şeklinde. Gerçekten azot tankları içerisinde ve eksi 196 derecede sıvı azot içerisinde e, saklamaya devam ediyoruz fakat dondururken kreoprotektan dediğimiz kimyasal koruyucularla birlikte bu hücreler dondurulabiliyor dolayısıyla da uzun yıllar boyunca bu şekilde sıvı azot tankları içerisinde saklamamız mümkün e, bunun da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde e, süresi var şu anda Türkiye'de 5 yıl e, sperm dondurulmuş bir materyal saklayabiliyoruz 5 yılın sonunda da hastamız daha bir 5 yıl daha uzatmak istediğini belirttiğinde bir dilekçeyle bu süreyi 10 yıla kadar da uzatma şansına sahip. Bilimsel olarak baktığımızda süre olarak ne kadar istersek o kadar saklayabiliyoruz. Doğru mu? Teknik olarak 20 yılda, 30 yılda saklayabiliriz. Bugünkü koşullar gerçekten bu konuda oldukça iyi. Sadece bizi kanunlar ve tabii ki insan ömrünün gerektirdiği durumlar bağlayıcı oluyor. Dolayısıyla biz dondurduktan sonra Bazen hastalarımız kendi de spontan da gebe kalabiliyorlar, böyle kemoterapi alan hastalarımız mesela. Biz sadece onların sağlıklı çocuk sahibi olması için tedbir almış oluyoruz o zaman da. Sperm dondurmanın size kadar gelen aşamasında hangi prosedürler uygulanıyor biliyor musunuz? En önemli konu ihtiyacı olup olmadığı yani indikasyonu olup olmadığı bu hastamızın bir milyonun altında spermi varsa ve çocuk sahibi olmak istiyorsa. Veya bir varikoseli varsa, varikoselden dolayı bir ameliyat geçirecekse mutlaka ameliyat öncesi sperm dondurmasını öneriyoruz. Yine kemoterapi ile ilgili bir e, rahatsızlığı varsa, bir tanısı varsa, e, kanser tanısı almışsa ve kemoterapi alacaksa bir e, hastanın kemoterapi öncesi mutlaka sperm dondurmasını öneriyoruz. Bu durumlarda hastalarımızın cerrahi işlemi yapacak olan hekimlerine, bunu tavsiye eder misiniz diye sormalarını tavsiye ederim, öneririm. Veyahut da gerçekten bir genetik doktoruna, bir tüp bebek merkezine danışıp bu süreci onlarla birlikte yol alabilirler.